Vallahi hiç fena değildik. Bayağı çabuk çıktık evden. Yo, daha bu ilk tatbikat. Daha iyi olacağız. Hepimiz otomatikleşeceğiz. Vallahi benim bir daha tatbikat yapmama gerek yok. Ben ilk seferde her şeyi öğrendim. Ben şu kapıyı dondum. Bende anahtar yok. Duygu, açsan kapıyı. O telaşla ben de almadım anne. Hadi ya. Ayakkabı değiştirmeyi akıl ediyorsun. O zaman kapıda kaldık. Demek ki bir şey daha öğrendik. Bu bize bir ders oldu. Bundan sonra deprem çantasına evin anahtarını da koyacağız. Ne yapacağız? Sen de almadın değil mi anahtar? Genelde ben zaten duşa girerken evin anahtarıyla girerim. Allah Allah. Ne yapacağız şimdi? Yapacağımız şey belli. Emine'yi arayacağız, Hüseyin'le anahtarını gönderecek. Tamam. Aa, yanımızda telefon yok ki. Çok eksiniz daha çok. Bu bize çok iyi bir ders oldu. Özellikle de bana. Telefonun yok ama telsizim var. Mourinho'lara çıkın. Oradan Emine'ye telefon açın. Ben burada beklerim. Bravo damat. İyi fikir. Bence sen de bizle gel. Bu kılıkla burada bekleme. Bu kılıkla milletin evine mi gireceğim? Yapıyordun ama. Bu şey, Aikido çalışıyordum da o yüzden. Gecenin bu saatinde kapının önünde üzerinde bornozla mı? Aikido'nun kıyafeti zamanı olmaz. Ne biçim Aikido bu? Kol bastıya benziyor. Işıklar sensörlü, görmüyor musun? Yakmak için hareket yapman lazım. Algılamıyor bir türlü. Geç algılıyor. Duyduğuma göre sizin deprem tatbikatı fiyasko ile bitmiş. Kim diyor onu? Depremden korkmayacaksın Haluk amca. Tatbikattan korkacaksın. Deprem olsa garip olmaz. Herkes anlayışla karşılar. Ama tatbikat olunca bütün karizma gider. Ya sen niye geldin buraya? Canın sıkılmıştır dedim. Arkadaşlık edeyim dedim. Kötü mü ettim? Hadi sen git evine ders çalış. Hadi dersin yok mu senin artık? Sen benim dersim merak etme. Asıl senin durumun sakat. Nasıl oldu böyle bornozla falan? Depremle yaşamayı öğrenmeye çalışırken oldu. Depremi falan bilmem ama sen nasıl bornozla yaşamayı öğrenmen lazım Haluk amca. Sen beş kardeşle tanıştın mı? Tamam tamam sustum. Vay kol bastı. Hayrola Haluk abi? Kim düşürdü seni bu hale? Adamı hasta etme Hüseyin. Anahtarı ver. Dur, dur! Abi, bu kapalı yerde korkun var ya. Ben merdivenden ineceğim. Oh. Ne haber Mourinho? İyidir Hüseyin abi. Söyle bakalım Mourinho. Ne olur bu haftaki Sivas-Beşiktaş maçı? Vallahi Beşiktaş Tanferavutçu ile yeni bir hava yakaladı. Takım çok iyi savaşıyor. Ama Sivas'ın durumu da riskli. Üç ihtimali maç. Bana sorarsan Beşiktaş daha ağır basıyor. O zaman Beşiktaş diyeceğiz Mourinho. Gemide yol alır, ayrı dümen tutarız.